akşam bir öğretmenlerle konuşayım. Olmazsa o da olur. Öğretmen olmadı mı? Ben bir şey olmuyor yani. Onların onayı olması lazım. Amatör Lig Haber YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. İzmir Süper Amatör Playoff A grubu Nevzat Güzelırmak sezonu 5. maçı Kırıkşehir Stadyumu'nda oynanacak. İki takım sahaya geldi şu anda. Beyaz forma yoğunlukta olan ev sahibi Kınık Belediyespor boy gösterecek. Mavi formasıyla İzmir Spor deplasman ekibi yer alacak. Hakem üçlüsünü size takdim etmek istiyorum. Maçın orta hakemi Muhammed Seyda Demirel, birinci yardımcı hakem İbrahim Yıldırım ve ikinci yardımcı hakem Yunus İkici bu maçta görev alacak. Hakem üçlüsü. İki takım 11'lerini size takdim etmek istiyorum. Ev sahibi Kınık Belediyespor ilk 11'i kalede Muhammed Şirin, sağ bek Berke, Can Zenger, Cüneyt Abdi, Ahmet Hakan Boldan, Berk Varol, orta saha Erolcan Dursun, Tobi Can, Alperen Günaydın, Ahmet Furkan Tozlu, Doruk Bulut, Orhan Murat Aktürk ilk 11 ile sahaya çıkıyor. Ayhan Kale'nin takımı ev sahibi Kınık Belediyespor. Diğer tarafta deplasman ekibi İzmir Spor Teknik Direktör Soner Keleş'in ilk 11'ini size takdim etmek istiyorum. Kalede Uğur Engür, Mert Fahri Yılmaz, Zahit Kaya, Ferhat Yaşar, Alpen, Çetin Kaya. Orta saha Yalçın Eroğlu, Fırat Yakıştır, Kublay Baktır. Sol kanatta Ferdi Başoda. Sağ kanatta Sefer Sever ve en ileri uçta Kaan Tahir Çakar görev alacak İzmir Spor'da. Az sonra mücadele başlayacak. Playoff A grubu demiştik. İzmir Süper Amatör 5. maçı. İzmir Spor ve Kınık ev sahibi Kınık Belediyespor aynı puana sahip. 3 maçta aldıkları 4'er puanla İzmir Spor 2. Kınık Belediyespor ise 3. sırada yer alıyor. Bu maç öncesi oldukça kritik bir maç. Amatör Lig haber ekranlarından sizlere naklen yayınlanacak. Artık son kontroller. Az sonra mücadele başlayacak. İzmir'de güzel bir hava var. Futbol oynamaya elverişli zemin. Taraftarlar da yerlerini almış durumda. Ev sahibi taraftarları ve az da olsa deplasman takımı taraftarları da mevcut. Playoff gruplarından lider olarak çıkan takım direkt olarak adını bölgesel amatör lige yazdıracak. O açıdan oldukça önem arz eden maçlardan birisi oynanacak. Bugün Kırıkşehir Stadyumu'nda artık oyuncular da yerleşti, dizilişler tamam. Maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel'de top elinde. Az sonra mücadeleyi başlatacak. Bu gruplardan ikinci çıkan takımsa bölgesel amatör ligde 11. sırada yer alan, yani küme düşme hattındaki ikinci takımla play-out maçına çıkacak. Ve ilk düdük geldi. Bu zorlu mücadele başladı. İki takıma da başarılar. Kubilay ileriye doğru oynadı. Araya girdi savunma. Alperen tek top. Yalçın'da kaldı. Yalçın yanında Berk vardı. O geriye döndü. Zahit Kaya. Ferhat'la oynadı. Kalecisi Uğur Engür. Tekrar Zahit. Hazırlık pasları İzmir Spor'da. Deplasman ekibinde. Fırat aldı topu şimdi. Baktı ileriye doğru. Açtı ortasını. Sağa doğru açıldı top. Offside beklentisi de vardı. Oyun devam ediyor şu an. Doruk Bulut. Taç atışı İzmir Spor'un.
Taç atışını Alpan kullanacak. İzmir Spor'da kısa kullandı Yalçın. Tekrar Alpan. Fırat. İleriye doğru uzun oynadı. Orada Ferdi var. Ferdi kafayla indirdi. Savunma uzaklaştırdı. Cüneyt Apti takım kaptanı. Topu Taç'a gönderdi bu pozisyonda. Mert Fahri hemen kullandı. Zahit. Oyunun yönünü sağa doğru açtı. Güzel bir pas. O noktada Sefer var. Sefer rakibine bir çalım denemesi. Sefer içeriye kadar girdi. Sefer sakladı. Açtı ortasını, bir şut dışarıya. Maçın ilk etkili atağı İzmir Spor'da. Pozisyonun içindeki isim Kubilay Baktır. Şutu vuran isim. Henüz ikinci dakika. Etkili geldi deplasman ekibi İzmir Spor. Kale vuruşuyla oyun yeniden hareketlenecek. Muhammed kullandı ileriye doğru. Karşıladı Fırat. Taç. Hemen kullanıldı. Sırtı dönük. Doruk vardı o noktada. Karşıladı Alpan. Sefer. Yalçın. Taç atışı oyun alanında tutamadı Sefer. Tek top sağa doğru. Alperen o noktada sekti. Bindiren Berke Can'dı. Kaybetti topu. Taç İzmir Spor'un. Mert Fahri. Zahit. Ferhat Yaşar. Baskı geldi. Orhan Murat Aktürk'ten. Fırat kontrol etti topu. Zahit. Tekrar Fırat. Ferhat. Ondan tekrar Zahide. Sık sık pas çeviriyor kendi yer alanında İzmir Spor ilk dakikalarda. Yalçın sırtı dönük verdi pasını Zahit. Ara pası orta alanda Fırat yakıştır. Acele etmedi, geriye döndü Ferhat Eşer. Top istedi orta alanda Kubilay, şimdi topa buluştu. Solda bir boşluk var. Mert Fahri'nin olduğu yerde ileriye doğru Ferdi indirdi kafayla, savunma uzaklaştırdı. Seken top, Ferhat vurdu kafayı. Çıkmadan yetişme çabası, top Taç'a gitti. Dördüncü dakika, ikinci dakikada Kubilay'la kaleyi yoklamıştı deplasman ekibi. Top kaybı geldi. Fırat, orta alanda Fırat pasını bıraktı Kubilay. Tobi'nin baskısı vardı. Ara pası Sefer hareketlendi. Hızlı bir oyuncu içeriye çevirdi. Yerden kaleci Muhammed. Yattı, aldı topu Muhammed. Şimdi oyunu kurdu ileriye doğru uzun. Kafayla karşıladı Ferhat. Ortalanda Ahmet vardı. Ahmet Hakan uzaklaştırdı. Top Taç'a çıktı. İşte az önceki pozisyon. Kaleci Muhammed başarılıydı bu pozisyonda. Gol izin vermedi. Genç file bekçisi. Fırat. Açtı oyunun yönünü sola doğru. İyi bir pas. İlk hamlede kontrol edemedi. Mert Fahri Taç'a çıktı top. Sık sık oyunun yönünü değiştiriyor. Deplasman ekibi. Açtığı ters toplarla etkili olmaya çalıştı şu dakikaya kadar. Henüz aradığı golü bulamadı. Orada yerde kalan bir futbolcu Mert Fahri baskı yapmıştı. Seken topa kaleci Muhammed çıktı. Kısa oynadı Muhammed. Ahmet'ten tekrar Muhammed. Şimdi sağa açtı oyunu Berkecan. Rakibi karşıladı onu. Berkecan bir çalım. Ferdi baskıya geldi. Berkecan kaybetmedi. Çıkarttı oradan topu. Ahmet. Ahmet Ferhat baskıya gelmişti. Sekti top. Atak şansı Alperen'in noktada. Doruk'tan iyi bir pas gelmeyince top direkt olarak dışarıya çıktı. Hemen kullandı Uğur Engür. Bıraktı Zahit. Zahit Kaya. Ferhat Eşer, tekrar Zahit.
kupası Ferdi, takım kaptanı, 40 yaşında deneyimli futbolcu bu mücadelede forma giyiyor. Tekrar Zahit. Yanaşan Kubilay vardı. Zahit ileriye doğru uzun oynadı. Sağ açtı oyunu ama isabetli bir pas değil. Direkt olarak top oyun alanı dışına çıktı. Taç. Kınık Belediyespor kullanacak taç atışını. Berk ileriye doğru uzun. Sırtı dönük o noktada Erolcan vardı. Top son olarak Erolcan'dan dışarı çıktı. Alpan. Geri oynadı Zahit. Yalçın. Kubilay orta alanda, bir boşluk var. İlk hamlesi değil, kaptırdı topu. Ahmet Hakan pasını bıraktı. O noktada Ahmet. İleriye doğru uzun oynadı. Savunmadan Berkecan da bindirdi. Top Mert Fahri'nin kontrolünde dışarı çıktı. Zahit. Tek pas Ferhat Yaşar. Baskı vardı Orhan'dan. Geriye döndü kalecisi Uğur'a kadar. Zahit. İki takım da birbirinin rahat çıkmasına izin vermiyor. Önde baskıyla karşılıyor takımını. O noktada iyi sürdü topu. Sefer taşıdı ters kanatta, pas istedi. Ferdi'ye gelmedi top, araya girdi savunma. İleriye doğru tek pas etkili gelebilir. Şimdi Kırık Belediyespor eksik yakalandı savunmada. Orhan içeriye doğru çevirdi, arkasında kaldı. Uzaklaştırdı savunma. Eksik yakalanmıştı Ferdi. Şimdi bir atak şansı İzmirspor için, yerde kaldı. Faul işaretini verdi maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel. Durdurdu oyunu. Yerde kalan isim Ferdi Paşo'da. Kubilay topun başında, serbest vuruşunu kullanacak isim Kubilay. Solunda Mert Fahri bindirdi. Tobi'den sekli top. Yalçın. Tek pas Zahit. Bir uzun top daha Zahit'ten. Kafayla offside bayrağı da havada. Kaan vurdu kafayı. Hakem offside bayrağını kaldırdı. Hemen kullandı Muhammed Şirin'den. Berk Varol. Erolcan top istemişti. Karşıladı Ferhat. Çizgide mücadele. İleriye doğru uzun oynadı. Top İzmir Spor savunmasına kadar geldi. Ferhat o noktada kafayla kalecisi Uğur Engür'e döndü. Mücadelede 10. dakikaya giriyoruz. İki takım için de oldukça önemli bir maç. Nevzat Güzelirmak sezonu İzmir Süper Amatör Playoff A grubu 5. maçında. İki takım puan veya puanlar almak istiyor bu mücadeleden. Aynı puana sahip iki takım. İzmir Spor 2. sırada, Kınık Belediyesi 3. sırada. Şimdi bir ara pası düşündü, araya girdi Fırat. Cüneyt Abdi takım arkadaşına çarptı, Tobi'ye. Seken top Berkecan o noktada, geriye döndü. Baskı var Mert'ten, Cüneyt uzaklaştırdı kafayla. Tobi bir kafa vuruşu daha orta alanda sekti. Ayak dışı bir pas, Alperen hareketlendi. O noktada Mert Fahri de var, topun kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Son olarak top Alperen'den dışarı çıktı. Kale vuruşu. Bu arada hakem düzeltti. Maçın orta hakemi, yan hakem kale vuruşunu göstermişti. Orta hakem düzeltti. Köşe vuruşu dedi. Köşe vuruşu kullanacak. Maçın da ilk köşe vuruşu Kınık Belediyespor kullanacak. Ahmet Furkan topun başındaki isim. İçerisi oldukça kalabalık. Kısa düştü top. Ferdi karşıladı. Seken top. Gol şansı. Uzaklaştırdı savunma. Atak devam ediyor. Ferdi. Fırat o noktadan iyi kurtardı. Oldukça kalabalık Kınık. Doruk. Üç rakibi arasında çıkartamadı o noktadan. Şimdi bir atak şansı. Ferdi ileriye doğru uzun oynadı. Kubilay o noktada. Araya girdi Berk Varol. Tek top Ahmet Hakan. İleriye doğru uzun. Sırtı dönük. Orada Orhan kaybetti topu. Fırat araya girdi. Ferdi dokundu Fırat.
kazandırdı takımına. İzmirsporlu futbolcu Fırat Yakıştır. Alpan Yalçın yerde kaldı. Maçı rakibi devam ettirdi pozisyonu. Orhan tek pas sola doğru. O noktada bindirdi. Berk Varol ara pası. Kaleci Uğur Engür. İsabetli bir pas gelmedi. Kaleci Uğur da topun kontrolünü sağladı İzmirspor adına. Zahit topla birlikte çıktı. Baskı vardı orada. Ahmet'ten Ferhat Yaşar. Baskı gelince kalecisine kadar döndü Uğur Engür. Yanında Zahit onunla oynadı. Tek pas orta alanda. Fırat baskı var. Ahmet'ten geriye döndü Ferhat Yaşar. Karşısında Ferhat'ın Orhan, Zahit. İlk dakikaya göre tempo biraz düştü mücadelede. İlk dakikalarda İzmirspor'un etkili atakları vardı. Daha kontrollü oynamaya başladı bu dakikalarda iki ekipte. Hakem serbest vuruşu işaret etti. Yerde kalan bir futbolcu var Kınık Belediyespor'da. Berk yerdeki isim. Oyun alanına sağlık ekibinin dahil olmasını istedi. Maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel. İlk müdahalesi oyun alanı içinde yapılacak. İşte pozisyon. Bu pozisyonda Sefer'le çıktı ikili mücadelede. Düzeltiyorum. Alpan'la çıktı ikili mücadelede. Berk Varol yerde kaldı. Yerden kalkamamıştı. Tedavisi şu an oyun alanında sürüyor sevgili izleyenler. İzmir Süper Amatör Playoff A grubu maçları 11 Mart'ta başladı. İzmir ilk maçta evinde Gaziemir'le 1-1 berabere kaldı. Kınık Belediyespor ise ilk maçında deplasmanda Bayındırspor'u 2-1 mağlup etmişti. Geçen sezon iki ekipte bölgesel amatör ligde mücadele etti. İki takım da statü gereği ligden düştü. İlk iki sırayı İzmir ekibi tamamlamıştı bölgesel amatör ligde. İzmir üçüncü bitirdi. İlk iki ekibin üstüne çıkamadığı için süper amatöre düştü takım. Kınık Belediye'de aynı talihsizliği yaşadı. Altıncı sırada bitirmesine rağmen bir alt lige düştü iki ekipte. Şimdi bölgesel amatör lig içinde iki takımın oldukça kıyasıya bir rekabeti var. Oyun alanı içinde yerde kaldı Muhammed Seyda Demirel. Çaldı faul düdüğünü. Orta alandan serbest vuruş kullanacak Kınık Belediyespor. Topun başında takım kaptanı Cüneyt Abdi. Berk oyuna girmek için izin istedi ama sanırım bir kanama mevcut. Cüneyt kısa oynamak istedi. Pas hatası geldi. Çok güzel bir hareket Yalçın'dan. Ara pası sol ayak hareketlenmedi. O noktada Kubilay offside olduğunu düşündü. Top kaleci Muhammed'e kadar geldi. Kenarda Berk Varol'un tedavisi sürüyor oyun alanı dışında. 10 kişi eksik mücadele ediyor. Bir kişi eksik mücadele ediyor 10 kişiyle. Kınık Belediyespor dakika 15. Sakatlığı sebebiyle Berk Varol oyun alanı dışında şu an tedavi görüyor sevgili izleyenler. Altını çizelim. Muhammed başlatmadı oyunu. Şimdi eliyle ileriye doğru uzun. Kafayla karşıladı Ferhat. Cüneyt. Yükseldi Orhan. Kafayı vurdu. O noktada Alpan. Seken top. Kaan o noktadaydı. Bir ara pası şimdi savunma arkasına doğru Kubilay. Offside beklentisi var. Bir şut kaleci son anda. Korner. Etkili geldi yine İzmirspor Kubilay'la. Gelişine nefis vurdu. Kaleci de aynı güzellikte kurtardı Muhammed Şirin. Kınık Belediyespor'lu futbolculardan da offside beklentisi vardı bu pozisyonda.
Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Dakika 16. İşaret verildi. Yerden orta sekti. Ferdi o noktada uzaklaştırdı savunma Taç. İşte pozisyonun tekrarı. Gelişine şut. Kaleci Muhammed aynı güzellikte kurtarmış bu pozisyonu. Kubilay araya girdi. Berk Varol ileriye doğru uzaklaştırdı topu. Orhan kafayı vurdu. Arkada kimse yok. Uzaklaştırdı Zahit Kaya. Ferdi yükseldi. Cüneyt karşıladı. Kaan'ın pası kimse değil. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Az önce iyi bir fırsat yakalamıştı deplasman ekibi İzmir Spor. Kubilay'la ikinci kez kaleyi yokladı. Kaleci Muhammed'i geçemedi. Deplasman ekibi İzmir Spor. Oyun durmuş durumda şu anda. İki takım futbolcuları bir sakatlık var. Sanıyorum Yalçın Eroğlu sakatlık geçiren isim İzmir Spor'da. Düzeltiyorum Sefer. Oyun alanı dışına çıkıyor şu an sağlık ekibiyle birlikte. Oyun yeniden hareketlenecek taç atışıyla. Doruk. Topla birlikte ilerledi. Seri bir futbolcu araya girdi Alpan. Kazandırdı takımına. Tek pas savunma arkasına saktı. Kubilay içeriye doğru çevirdi son anda. Savunmada müdahale. Korner. Üst üste atak şansları İzmir Spor için. Bu dakikalarda baskısını arttırdı deplasman ekibi. Özellikle Kubilay ile etkili ataklar geliştiriyor. İşaret verildi içeriye doğru orta. Kafa savunmadan sekti top. Bir şut şansı Fırat. Seken top hızlı çıkabilir. Alpan girdi araya uzaklaştırdı topu. Bir hata geldi İzmir Spor savunmasından. Orhan o noktada. Sola doğru açmak istedi oyunu. Alpan karşıladı. Tek pas. Şık bir hareket düşündü. Kaybetti topu. Üst üste top kayıpları. Son olarak Orhan'da kaldı. Savunma arkasına doğru Alperen. Hızlı bir pas. Yetişebilecek mi? Yetişemedi. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Eksik yakalanmıştı. Savunmada İzmir Spor. Bu fırsatı değerlendiremedi. İyi bir pas gelmedi Orhan'dan. Mert Fahri topla birlikte çıktı. Pasını verdi Ferdi Odabaşı. Tekrar top istedi. Hızlı bir pas bu sefer de Ferdi'den. İki takım da 3. bölgedeki o pasları tam olarak takım arkadaşlarıyla net şekilde buluşturamayınca etkili atak şansları da böylece yok olmuş oluyor sevgili izleyenler. Şu dakikaya kadar izlenim bu şekilde. İleriye doğru uzun. Cüneyt'ten top kaybı geldi. Taç atışı kullanacak İzmir Spor. Ferdi tacı kullanacak isim bıraktı. Mert Fahri. Oldukça sıcak bir hava olduğunu söyleyelim Kınık'ta. Mart ayında olmamıza rağmen yaz aylarını aratmayacak bir şekilde sıcaklık da mevcut. Bu da futbolcuların oyununu etkiliyor. Kaan ikili mücadele. Berkecan Kaan mücadelesi söktü aldı topu. Arkaya açıldı. Sefer içeriye çevirmek istedi. İyi bir vuruş gelmedi. Direkt olarak dışarıya. Dakika 20. 0-0'lık eşitlik var mücadelede. İzmir Spor'un Kubilay'la yakaladığı önemli atakları var. Gol perdesi henüz aralanmadı bu mücadelede. Yalçın orta alanda. Yalçın şık kurtardı rakibinden. Yalçın pasını bıraktı. Hareketlenen Alpan çizgide. Atak şansı. Alpan açmadı ortasını. Bir çalım. İkinci çalım. Ceza sahası içi dokundu Berk Varol. Tek pas Doruk. Savunma arkasına doğru kafayla. Yalçın karşılamıştı. Seken top orta alanda. Alperen. Berkecan ileriye doğru uzun savunma arkasına doğru bir top. Orhan o noktada. Zahit hızlı. Zahit Orhan mücadelesi. Zahit
kurtardı rakibinden, kaybetmedi, uzaklaştırdı şimdi topu kimsenin olmadığı yere Cüneyt Onoktat'a. Cüneyt de havalandırdı topu ileriye doğru. Orhan yükselmişti. Offside bayrağı havada. Offside'a yakalanan isim Doruk Bulut, Kınık Belediyespor'da. Hemen kullanıldı Fırat. Zahit. Fırat geriye döndü. Uğur Engür savunmada sık sık hazırlık pasları yapıyor. Deplasman ekibi İzmirspor. Fırat'la Zahit'le hazırlık paslarına devam ediyor. Deplasman ekibi Alpan savunma arkasına doğru. Kaan o noktada Cüneyt girdi araya. Seken top uzaklaştırdı Erolcan. Ama topu mücadelesi faul. Rakibine faul yaptığı yönünde işareti var maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel'in. Hemen kullanıldı Yalçın Eroğlu. Tek pas Kaan. Tekrar Yalçın. Kubilay. İlk kurtardı rakibinden, sağa döndü Sefer. Bindiren Alpan var. Pası isabetli değil. Araya girdi savunma Berk Varol'la. Doruk Bulut etkili çıkmaya çalışıyor. Kınık Belediyespor yerde kaldı Doruk. Faul işareti maçın hakeminden. Orta alanda yerde kaldı Doruk Bulut. Takımını atağa çıkarmak istedi. Maçın hakemi faul işaretini verdi bu pozisyonda. Geçen maçta iki takım da playoff grubunda oynadığı dördüncü maçında yenilmişti. Yenilgi yaşamıştı. İzmirspor evinde Bayındırspor'a kaybetmişti. Kınık Belediyespor ise Ayrancılar deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. İki takım için önem arz eden bir maç. Gruptan çıkmak ve adını bölgesel amatör lige yazdırmak adına Tobi'den geri pas. Ahmet Hakan'dan Berkecan. Karşıladı Ferdi, kurtardı rakibinden. Berkecan ilerliyor. Kaleye şut açısı var. Berkecan vurmadı. Pasını bıraktı. O noktada Doruk. Bir şut. Etkisiz bir şut. Kaleci rahat kontrol etti Uğur Enkür. İyi geldi. Etkili geldi. Kınık Belediyespor Doruk'la, ama son vuruş iyi değil. Kaleci Uğur kontrol etti. Mert Fahri. Geriye döndü Zahit Kaya. Orta alanda Fırat. Ferhat Yaşar. Kubilay. Tobi baskıyla aldı ama faul. Tobi Can 31 yaşında. O da Nijerya asıllı futbolcusu. Kınık Belediyespor'un işte az önceki pozisyon. Ceza sahası içi. Doruk rakibinden kurtardı. Pasını attı ama şutunu vurdu. Kaleci Uğur başarılı. Alperen. Tek pas, hata geldi. Etkili yerde top kaybı. Fırat. Tobi baskıya geldi, kazandırdı. Maç hakemi avantaja bıraktı pozisyonu. Kubilay yerde. Devam etti. Kınık da kaldı. Bir elle müdahale tespit etti maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel. İşte az önceki pozisyon tekrar ekranlarda. Doruk ceza sahası içi. Kaleci Uğur'a rahat bir top göndermiş. Bu etkili hata iyi değerlendiremedi ev sahibi Kınık Belediyespor Doruk'la. Ahmet Hakan. Berk tekrar Ahmet Hakan. Kalecisi Muhammed. Cüneyt Abdi o noktada. Sağında Berkecan var. Ortada Tobi vardı. İleriye doğru uzun oynadı. Kafa vuruşu savunmadan Ferhat. Orta alanda Fırat kontrol etti topu. Alpan. Tek pas. Ferhat Yaşar. Zahit. Top istedi Yalçın. O savunmasına Ferhat. Tekrar Zahit çizgide. Yalçın var. Şimdi Yalçın'la oynadı. Yalçın yaklaşmasını istedi Ferdi'nin. Ferdi aldı şimdi Yalçın. Berkecan karşılamıştı. Geriye döndü Zahit. Orhan'ın baskısı var. Top biraz gerisine düştü. Ferhat Yaşar'ın çizgide kontrol etti. Geriye döndü kalecisi Uğur Engür.
Zahit. Ferhat. Tekrar Zahit. Oldukça sık pas alışverişi yapıyor deplasman ekibi İzmirspor. Ferdi topla birlikte ilerledi. Ayak dışı pas savunma markasına sarktı Mert Fahri. Kaleci çıktı. Kontrol etti Muhammed. Savunmadan bindirmişti Mert Fahri. Muhammed başarılı şimdi. Açtı oyunun yönünü sağa doğru. Ferdi yükseldi. Kafayı vurdu. Taç. Ferdi de 40 yaşında, oldukça tecrübeli, birinci lig tecrübesi var. İkinci lig, üçüncü liglerde oldukça süre forma giymiş bir isim. Ferdi başoda, takım kaptanı İzmirspor'un. Berkecan. Kaan baskı yapmıştı. Berkecan havalandırdı topu direkt olarak dışarıya. Hakem Muhammed Seyda Demirel yerinden kullanılmasını istediği taç atışının ileriye doğru uzun. Ferdi vurdu kafayı. Kaan yerde kaldı Ferdi. Alperen çizgide centilmence bıraktı topu. Ferdi kötü düştü bu pozisyonda. Mert Fahri de centilmence topu Kınık Belediyesporlu futbolculara bıraktı. Cüneyt geriye döndü. Muhammed. Doruk havalandırdı. Orta alanda Zahit. Solda Mert Fahri top istemişti. O sağ açmak istedi. Hata geldi. Berk girdi araya. Berk kaybetti topu. Araya girdi. Bir pas. Kaan. Kaleciyle karşı karşıya şutu. Son anda Cüneyt Abdi araya girdi. Korner. Ev sahibi futbolcuların bu pozisyon için offside beklentisi de vardı. Cüneyt çok kritik bir müdahaleye imza attı. Dakika 29. Kaan'a gol şansı tanımadı. Takım kaptanı Cüneyt Abdi. O da 33 yaşında. İşte pozisyon. Kaan şutu araya girmiş. Cüneyt Abdi son anda topu kornere gönderdi. Adeta vücudunu siper etmiş bu pozisyonda. Sakatlanma pahasına Cüneyt Abdi. Sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu. Cüneyt'in tedavisi için. İşte pozisyon tekrar ekranlarda. Zahit vurdu. Düzeltiyorum. Kaan vurdu topa. Araya girdi Cüneyt Abdi. Bu pozisyonda da yerde kalmıştı. Şu an oyun alanında tedavisi tamamlanıyor. Deneyimli stoperi, savunma oyuncusu Kınık Belediyespor'un. Herhangi bir sorunu gözükmüyor. Oyun alanının dışına çıktı. Cüneyt Abdi hakem kullanılmasını istedi. Köşe vuruşun işaret verildi. İçeriye doğru yerden savunma karşıladı Berk'le. Seken top. Atak şansı. Ahmet Hakan o noktadaydı. Araya girdi. Fırat kazandırdı takımına. Uğur Engür. En geriye kadar geldi top. Uğur. Fırat topla buluşan isim. Yanına Yalçın yanaşmıştı. O geriye döndü Ferhat Eşar'dan. Oyunun yönünü sola doğru açtı Zahit. Çizgide Mert Fahri. Baskıya gelmişti Alperen. Geriye döndü Zahit. Mücadelede 31. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İzmir Süper Amatör Playoff A grubu 5. maçında. İki takım aynı puana sahip. 3 maçta oynadığı 4'er puanla Kınık Belediye 3. İzmirspor 2. sırada yer alıyor. Bu gruptan çıkacak ilk takımın direkt olarak bölgesel amatör lige yükseleceğinin altını çizelim sevgili izleyenler. İkinci takımsa
Bölgesel Amatör Lig'de sonuncu olan takımın bir üstündeki, yani küme düşme adayını, ikinci küme düşme adayıyla play-out maçına çıkacak. O maçın galibi ise Bölgesel Amatör Lig'deki yerini alacak. Bunu da belirtelim. Ferhat Yaşar'dan Zahit Kaya. İleriye doğru bir uzun top daha. Sefer hareketlendi. Kontrol etti çizgide. Açtı ortasını, tek top. Savunma karşıladı kafayla. Fırat o noktada kontrol etmek istedi. Doruk araya girdi, kazandırdı Berk. İleriye doğru Erolcan, kontrol edemedi Yalçın. Mert Fahri. Çalımlarla geldi Mert, kaybetmedi. Ceza sahası içi yerde kaldı, penaltı. Çok iyi taşıdı topu. Savunmadan çıktı Mert Fahri. Penaltıyı kazandırdı takımına. Dakika 32. Tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Maçın orta hakemi Muhammed Seyda Demirel. Gerçekten görüntüdeki isim Mert Fahri Yılmaz. Çok iyi taşıdı topu. Oldukça kalabalık Kınık Belediyespor'lu futbolcuların arasından çıktı. İşte penaltı pozisyonu ekranlarda. Kaleci Muhammed hamle yapmıştı. Yerde kaldı Mert Fahri, penaltı. Öne geçme şansı deplasman ekibi İzmir Spor için. Dakika 33. Topun başında deneyimli isim Ferdi. Ferdi geldi. Ferdi vurdu ters köşe. İzmir Spor 1-0 önde mücadelede deplasmanda. Penaltıdan Ferdi kaydetti golü. Dakika 33'te penaltıdan Ferdi skoru 1-0'a getirdi. Bu mücadelede deneyimli hücum oyuncusuyla öne geçti İzmir Spor. İşte penaltı pozisyonu gole çevirdi Ferdi. Takımını da 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 33. dakikada oyun yeniden hareketlendi. İzmir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Bu önemli mücadelede Doruk pas hatası geldi, araya girdi Fırat. Kayarak müdahale, yerde kaldı Fırat, faul. Maçın hakemi faul düdüğünü çaldı. İşte penaltı pozisyonu tekrar ekranlarda. Ferdi topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndermiş. Skoru 1-0'a getirmişti az önce. Tekrar ekranlara geldi. Zahit'ten Ferhat Eşar. İleriye doğru uzun oynadı. Savunma arkasına Sefer sarktı. Offside. Zahit'ten yine bir uzun top. Sık sık bu topları deniyor deplasman ekibi İzmir Spor. Topi geriye döndü Cüneyt Abdi. Sağda Berkecan bindirmişti, top kaybı. Mert Fahri ara pası. Kaan hareketlendi, araya girdi. Bir offside bayrağı daha Kaan için. Topi hemen kullanıldı. Sağ çizgide Berkecan. Topla birlikte ilerledi. Pasını verdi. O noktada Erolcan Dursun. Tek toplar. Sırtı dönük Oğuzhan kurtardı. Tobi sağa açtı oyunu. Berkecan o noktada. Yanında Alperen var. Karşısında Ferdi. Berkecan kaybetmedi. Araya girdi, kazandırdı Yalçın. Faul işareti. Maçın hakemi Muhammed'den. Muhammed Seyda Demirel'den. Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı Berkecan. Dakika 36, önemli bir noktadan duran top şansı Kınık Belediyespor için. İlk yarıya eşitlikle girmek istiyor ev sahibi ekip Kınık Belediyespor. 2 kişilik bir İzmir Spor barajı işaret verildi. Berkecan arkaya doğru açtı topu. Kafayla içeriye doğru sekti. Doruk o noktada. Offside bayrağı havada.
pozisyonun içindeki isim Orhan işte bu müdahaleyle yerde kalmıştı. Yalçın'ın müdahalesiyle faulü işaret etmişti maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel. Oyun hareketlendi, ileriye doğru bir uzun top. O noktada kafayı vurdu Kaan, sırtı dönük. Maçın hakemi faul işaretini çaldı bir kez daha. Sık sık faul işaretiyle oyun duruyor bu dakikalarda. Dakika 37, 33. dakikada Ferdi Başoda'nın penaltıdan kaydettiği golle İzmirspor Kınık Belediyespor deplasmanında 1-0 önde. Top kaybı geldi Tobi'den. Yalçın pasını verdi. Taç atışı İzmirspor'un. Mert Fahri kullanacak. Hakem uyardı. Yerinden kullanılmasını istedi. Bu taç atışının Muhammed de şimdi o noktaya doğru, Mert de düzeltiyorum, Mert de o noktaya doğru ilerledi. Oyun yeniden hareketlenecek. Mert Ferdi'ye doğru, savunma karşıladı Berkecan'la. Kafayı vurdu, çıktı savunmadan Ferhat. Bir kafa da Ahmet Hakan'dandı. Seken top Alpan o noktada. Kalecisi Uğur'a kadar döndü. Uğur uzaklaştırdı topu. Ortalanta Tobi vurdu kafayı. Yalçın ikili mücadele. Tobi pozisyon içindeki isim Sefer girdi araya. Yalçın iyi kurtardı rakibinden ortalanta. Tek pas Kaan. Sefer hareketlendi. En arkada Ferdi var. Ona doğru savunma karşılayamadı. Seken top Ferdi ikinci müdahalesinde dokundu topa. Berkecan Alper'in pası çarptı o noktada. Teknik ekipten birine daha çarptı top. Sakatlık geçirdi kenarda. Sanıyorum İzmirspor ekibinden teknik direktör Soner Keleş. Görüntüde sakatlık geçiren isim İzmirspor teknik direktörü. Tobi girdi araya, top kaybı geldi. Fırat baskı yaptı, Doruk yerde faul. Tobi hemen kullandı. İyi ilerledi topla. Orhan ama pas hatası geldi. Cüneyt ilk hamleyi. Ferdi ileriye doğru uzun. Kaan o noktada. Kaan yerde kaldı. Berkecan'ın müdahalesiyle faul. Berke ve Kaan pozisyon içindeki isimler. 40. dakika artık son 5 dakikalık dilim içerisine giriyoruz. İlk yarıda 33. dakikada Ferdi Başota'nın attığı penaltı golüyle deplasman ekibi İzmirspor 1-0 önde bu mücadelede. Kubilay Baktır kullanacak serbest vuruşu. İşaret verildi. İçeriye doğru arkaya açıldı top. Kimse dokunamadı. 3 kişi o noktadaydı. Kaan, Sefer dokunamadılar topa. Berkecan. Alperen. İleriye doğru uzun oynadı. Alperen sekti top. Doruk Alpan o noktada. Doruk iyi kontrol etti ceza sahası içinde. Şut şansı Alpan. Atak devam edecek. Berk Varol'la. Pası Ahmet Furkan kontrol etti. Kaybetti topu. Fırat araya girdi. Kazandırdı takımına. Uzaklaştırdı topu. Sefer rakibinden kurtarmak istedi. Berk'le ikili mücadelesi. Sefer kurtardı topu. Atak şansı şimdi. Kaleciyle karşı karşıya Kubilay. Açıldı kaleci. Son anda dokundu. Kale boş. Bir top. Ve gol. İzmirspor golü buldu. Fark 2'ye çıkardı. Dakika 41. Muhammed'in ilk hamlesi iyi ama ikinci hamlesinde kale boştu. Direkt olarak topu ağlara gönderdi. Kaan Tahir Çakar. Skor 2-0. Şanssız bir an Muhammed için. İlk hamlede uzaklaştırdı ama ikinci hamlede kale boştu. Topu ağlara gönderdi. Kaan Tahir Çakar İzmirspor 2-0 önde.
Dakika 41'de kaydettiği golle Kaan'ın eksik yakalandı savunmada. Bu pozisyonda işte tekrar savunma arkasına saktı Kubilay. Kalecinin ilk hamlesi başarılı Muhammed ama topu boş kaleye gönderdi Kaan Tahir Çakır. Skoru da 2-0'a getiren golü kaydetti. Şimdi savunma arkasına doğru bir top. Alperen çizgide kontrol etti. Kaybetti topu. Mert Fahri kazandırdı takımına. Orta alana kadar çıktı. Tek pas. Kubilay Baktır çizgide. Sol taraftan etkili gelmeye çalışıyor İzmir Spor ama Cüneyt Abdi girdi araya taç. Bu dakikalarda İzmir Spor'un savunma arkasında bulduğu boşluklar var. İlk yarının sonuna doğru 2-0'da skoru taşıdılar. Deplasman ekibi bir ara pası hareketlenen Kubilay ama hızlı bir top. Offside beklentisi de vardı. Kınık Belediyespor'lu futbolculardan kaleci Muhammed'e kadar geldi top. Tobi'den Berkecan. Geriye döndü Cüneyt Abdi. Baskı vardı Fırat'tan. Kaybetti topu. Fırat kazandırdı takımına. Tek pas. Son markası hareketlendi. Offside Bayrak. Şut ve gol. 3-0. Kubilay'ın 2. İzmir Spor'un 3. golü. Düzeltiyorum. Kubilay'ın ilk golü. Skor 3-0. Az önce de belirtmiştik savunma arkasında oldukça boşluk bırakıyor Kınık Belediyespor'lu futbolcular. O boşlukları iyi değerlendirdi maçın ilk yarısının son anlarına doğru İzmir Spor'da. Özellikle Kubilay'la çok etkili gelmeye başlamıştı ve skoru da 3-0'a taşıdı İzmir Spor. Oyun yeniden hareketlenecek şimdi dakika 44. İlk yarının sonunda üst üste bulduğu gollerle farkı 3'e taşıdı. İşte burada Cüneyt Abdi pas hatası geldi. Ferdi araya girdi. Fırat sırtı dönük tek pas savunma arkasına. Offside yok. Kubilay kalecinin sağından topu yerden köşeye gönderdi. Skoru da 3-0'a getiren golü kaydetti. Yerde kalan bir futbolcu var İzmir Spor'da. Fırat yerdeki isim. Az önce golün pasını veren isimdi, asisti yapan isimdi. Ahmet savunma arkasına doğru offside bayrağı kalkmadı, araya girdi savunma. Şimdi dördüncü gol şansı İzmir Spor için tek pas savunma arkasına, kaleci çıktı. Kubilay kaleciyle karşı karşıya ayaklarıyla son anda çıkardı Muhammed. Atak devam edecek, Ferdi baskıyla kazandı Berkecan. Berkecan tek pas, Alperen Ferdi baskıda kurtardı oradan Cüneyt Abdi. Orhan'dan pas hatası geldi, son anda araya girdi Yalçın. Taç atışı orta alandan, işte az önceki pozisyon. Yine kaleciyle karşı karşıya Kubilay ama bu sefer kurtaramadı topu. Kaleci Muhammed başarılı bu pozisyonda. Yerde kalan bir futbolcu var İzmir Spor'da, sol bek Mert Fahri Yılmaz. Yerde kalan isim hakemde, sağlık ekibini oyun alanına dahil etti. 45. dakika. 3-0'lık İzmir Spor üstünlüğü var. Kınık Belediyespor deplasmanında. Maçın böyle sonuçlanması halinde İzmir Spor puanını 7'ye taşıyacak. Bayındır Spor 4 dakikalık uzatma işareti verdi maçın orta hakemi. Muhammed Seyda Demirel, 4 dakika daha oynanacak ilk yarı. Oyun yeniden hareketlendi. Ahmet Hakan'dan orta alanda Erol Can. Bıraktı Berk Varol.
Sol tarafta Berk. Sefer karşısında geriye döndü Erol. Ortalanda Tobi var. Ahmet Hakan. Tobi şimdi ortalanda aldı topu. İleriye doğru, sağa doğru Berkecan o noktada savunmadan indirdi. Ferdi karşıladı. Berkecan çizgide kontrol etti. Ferdi karşısında geriye döndü. İyi geldi orada Ahmet ama kaybetti topu. Atak şanslı şimdi İzmir Spor için. Bir top kaybı da İzmir Spor'dan. Cüneyt Abdi yerden oynadı. Orhan'ın şutu üstten dışarıya, etkisiz bir şut. Orhan Murat Aktürk'ten. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. İşte üçüncü golün tekrarı sizlerle. Kubilay savunma arkasına saktı Fırat'ın pasında. Yerden köşeye düzgün vurdu. Skoru da 3-0'a getirdi. 42. dakikada. Son olarak Berkecan'dan dışarı çıktı top. Taç. İki takım da son maçlarında galip gelememişti. İzmir Spor evinde Bayındır Spor'a kaybetmişti 1-0'lık skorla. Kınık Belediye Spor'sa deplasmanda Ayrancılar Gençlik Spor'a 1-0 kaybetmişti. Bu mücadelede de iki takım için oldukça önemli puanlar var. Ve bu maçta 3-0 önde İzmir Spor deplasman ekibi yerde kaldı. Doruk Fırat'ın hamlesiyle bir gerginlik o noktada. Fırat yakıştır ve oyuncular arasında savunmadan Ahmet Hakan da o noktaya geldi. İtişmeler var şu anda. İki takım oyuncuları da birbirini sakinleştirmeye çalışıyor. Gerginliğin büyümemesi adına ilk yarının sonlarına doğru sevgili izleyenler. Maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel. Yerde kalan Mert Fahri'nin oyun alanına dahil olmasını da istedi. Bir duran top şansı yakaladı. Kınık Belediyespor hakem o noktada Fırat'ı yanına çağırıyor. İki takım oyuncularının da pozisyon içindeki isimleri yanına çağırdı. Maçın orta hakemi Fırat Yakıştır ve Erolcan Dursun. İki oyuncuya da sarı kartını çıkarttı. Maçın ilk sarı kartları dakika 45 artı 2'de geldi sevgili izleyenler. Erolcan Dursun Kınık Belediyespor'da sarı kart gören isim ve Fırat Yakıştır serbest vuruş kullanıldı. Sekti. Son olarak hamle yapan o noktada Ferhat. Köşe vuruşu şansı Kınık Belediyespor için. Artık ilk yarının da uzatma dakikalarının son anları oynanacak. Belki de son şans diyebiliriz. Topun başına Ahmet Furkan Tozlu geldi Kınık Belediyespor'da. İçerisi oldukça kalabalık. Açıldı orta. Savunma kafayla karşıladı. Sekti top arkaya. Ahmet Hakan o noktada kontrol etti. Berk Varol ceza sahası içine girdi. Kaybetti topu. Fırat kazandırdı takımına. İleriye doğru uzun oynadı şimdi. Ve maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda 3-0'lık İzmir Spor üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda 3-0 önde olan taraf İzmir Spor, Kınık Belediyespor deplasmanında. Maçın ilk yarısının son anlarında yakaladığı iki golle farkı açtı İzmir Spor deplasman ekibi. Playoff A grubu 5. maçında sevgili izleyenler. Ferdi atmıştı. Ferdi Odabaşı atmıştı. Dakika 23'te penaltıdan. 33. dakikada Kaan ikinci golü kaydeden isimdi ve
43. dakikada Kubilay attı golü ve 3-0 ilk yarı İzmirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Thank you.
Ayaz. Ayaz. Geri adam.
gelsin açık. Amatör Lig Haber YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. İzmir Süper Amatör Playoff A grubu 5. maçında Kınık Belediyespor İzmir Spor'un ilk yarısı 3-0'lık İzmir Spor üstünlüğüyle tamamlandı. İşte ilk penaltı pozisyonundan Ferdi topu ağlara göndermişti. Skoru 1-0'a getirmişti dakika 22'de. Takımını 1-0 öne geçirmişti tecrübeli golcü. Burada savunmadan pas. Savunma arkasına sarktı. Kubilay Muhammed dokundu topa. Kalesinde değildi. Kaan da yerden topu ağlara gönderdi. Skoru 2-0'a getirmişti. Burada da Cüneyt Abdi ilk yarının sonlarında hata yaptı. Ferdi kafayla Fırat'ın tek pası. Savunma arkasına tekrar sarktı Kubilay bu sefer. Kalecinin sağından topu yerden düzgün gönderdi ve 3-0'lık İzmir Spor üstünlüğüyle tamamlandı mücadele. Oyuncu değişikliği var. Kınık Belediyespor'da 46 numaralı formasıyla Emircan Karaca oyuna girecek. İkinci yarıda Muhammed Şirin yerini Emircan Karaca'ya bırakacak sevgili izleyenler. Bir değişiklik gerçekleşti. Kaledeki yerini alıyor Emircan Karaca. İkinci yarıda şans buldu. Kalede görev yapacak isim. İzmir Spor'da bir oyuncu değişikliği yok. İlk yarıdaki aynı kadroyla sahaya çıkıyor deplasman ekibi İzmir Spor. Ve ikinci yarının ilk düdüğü geldi. Kınık Belediye İzmir Spor maçının ikinci yarısı başladı. Araya girdi. Berk Varol. Yalçın'ın pasında taca çıktı top. Sefer topu bırakacak takım arkadaşı Alpan'a. Henüz taç atışı kullanılmış değil. Alpan'da bir sorun var zannediyorum maçın hakemine. Dudağını gösterdi sevgili izleyenler. Herhangi bir kanama olabilir. Alpan şimdi ileriye doğru uzun oynadı. Alpan da oyun alanı dışında İzmir Spor'da. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. İleriye doğru uzun oynamak istedi. Kaptı topu Ahmet. Taç atışı İzmir Spor'un. Taç atışını Berk düzeltiyorum. Mert Fahri Yılmaz kullanacak. Kısa kullandı. Ferdi o noktada kurtardı rakibinden. Ferdi tek pas düşündüğü yerden karşıladı Ahmet Hakan. Cüneyt Abdi oyun kuruyor. Cüneyt Kınık Belediyespor için sola açtı oyunu. Alperen ilk hamlesi iyi değil. Top taca gitti sevgili izleyenler. Alperen günaydın kontrol edemedi topu. Alpan kullanacak. İleriye doğru uzun savunma kafayla karşıladı. Berk Varol sefer baskıya gelmişti. Cüneyt girdi araya kazandırdı takımına. Alperen Yalçın baskıya geldi. Bir top kaybı geldi Alperen'den. Tek pas savunma arkasına doğru hareketlendi sefer. O da düzgün kontrol edemedi topu. Direkt olarak dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanacak Kınık Belediyespor. Emircan Karaca'yla Cüneyt Abdi İleriye doğru uzun oynadı. Savunma kafayla karşıladı Zahit'le. Seken top Fırat. Bıraktı Mert Fahri. İyi kurtardı rakiplerinden. Çalımlarla gitti Ferdi. Tekrar Mert'le oynadı şimdi. Mert iki kişi içeride. Mert açtı ortasını. Ceza yayı dışına doğru. Orada kontrol etti topu Erolcan. Baskı var. Kili mücadele Erolcan kazandırdı takımına. Ahmet Furkan. Pas hatası geldi. Ferdi girdi araya.
Alpan'a kazandırdı. O da geriye Ferhat Yaşar. Bir pas hatası geldi. Kaleciyle karşı karşıya Orhan. Kaleciyle bir şut, kalecinin üstüne ikinci pozisyon. Uzaklaştırdı savunma. Fark 2'ye düşürme şansıydı. Kınık Belediyespor için. Pozisyon içindeki isim Orhan Murat Aktürk. Değerlendiremedi bu pozisyonu. Kaleci Uğur Engür kurtardı topu. Taç atışıyla oyun hareketlendi Alpan. Bıraktı Fırat'a doğru. Cüneyt girdi araya. Ortalanda Ahmet Furkan. Tobi. Tek pas. Sırtı dönük Orhan. İleriye doğru. Sola açtı oyunu şimdi. Eksik yakalandı İzmir Spor. Alperen ilk müdahalesi değil. Kazandırdı. Berk Varol. Araya girdi savunma. Seken top. Tekrar Berk'te. Berk. Yalçın'ın baskısı vardı. Geriye döndü. Ahmet. O da Cüneyt Apti. Takım kaptanı. Sağ açtı oyunu. Sağ tarafta Berk Ecan. Ortalana kadar çıktı. Pasını bıraktı Ahmet. Ondan daha sağa. O noktada Doruk yerde kaldı. Faul. İşte az önceki pozisyon. Şimdi savunma arkasına doğru Orhan o noktada. Kafayla karşıladı. Bir kafa kaleci. Uğur'da kaldı. İkinci yarıya hızlı başladı. Kınık Belediyespor. Üst üste ataklar ama kaleci Uğur'u geçemedi. Kınık Belediyesporlu futbolcular top tekrar Kınık Belediyespor'da. Farkı ikiye düşürmek için yoğun çaba var ev sahibi ekipte. O noktada Ahmet geriye döndü. Ahmet Furkan Tozlu kalecisi Emircan. İkinci arada dahil olmuştu oyuna Emircan. Muhammed'in yerine çizgide Berkecan vardı. Taç. Yalçın hızlı şekilde geldi araya girdi. Tobi karşıladı onu. Tek pas. Kimse değil. Araya girdi Ahmet Hakan. Topla birlikte çıktı. Şimdi sola oynadı. Alperen o noktada. Rakibinden kurtardı Alperen. Savunma arkasına doğru uzun oynamak istedi Orhan. Orta alanda sağa bıraktı topu Doruk. Topla birlikte ilerledi. Araya girdi. Mert Fahri. Yalçın tek pas Fırat. Zahit kalecisi Uğur'a kadar döndü. Uğur Engür, Ferhat ortalanda Fırat. Tekrar Ferhat'la oynadı. İleriye doğru havalandırdı topu. Sekti top. Savunma kaleciyle karşı karşıya ama offside bayrağı da havada bu pozisyonda. Kaan için. Kaan Tahir Çakar. Oyuncu değişikliği var. Alperen oyundan çıkan isim 88 numaralı formasıyla. Mehmet oyuna girdi sevgili izleyenler. İkinci yarının başında kaleci değişikliği vardı. Şimdi ikinci değişikliğini yaptı Ayhan Kale teknik direktör. O noktada Mert Fahri'den top dışarı çıktı. Korner baskısını iyice arttırdı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte ev sahibi ekip hemen kullanıldı. Köşe vuruşu içeriye doğru hareketlendi. Rakibinden kurtaramadı. Kale vuruşu. İlk rakibini geçti ama ikinci rakibine takıldı. Doruk pozisyonun içindeki isimdi. 88 numaralı formasıyla Mehmet Şirin Özkul oyuna giren isim oldu. Alperen Günaydın'ın yerine. Dakika 50'de sevgili izleyenler. Amatör Lig Haber YouTube ekranlarından canlı olarak yayınlanan bu maçta İzmir Süper Amatör Playoff A grubu 5. maçı. Şimdi tuttu topu çizgide Ferdi. Ceza sahası içine girdi. Yerden ortası. Sefer dokunamadı. Kalecide kaldı. Emircan. Şimdi sola doğru açmak istedi oyunu. Erolcan. Tobi. Topla buluştu. Berk Varol. Tek pas. Mehmet. Rakibine çarptı. Alpan'a çarptı. Taç. Kınık Belediyespor'un. Berk Varol. Erolcan. Tek paslar hata geldi. Şimdi atak şansı
Sefer dokunmadı topa. Ahmet Hakan araya girdi. Bir çalım Erol Can'dan. Orta alanda Tobi. Topu kontrol eden isim. Geriye döndü Cüneyt Abdi. Takım kaptanı Cüneyt savunma arkasına oynamak istedi. Orhan topla birlikte ilerleyen isim, bıraktı. Doruk pasını verdi. O noktada iyi çalımlarla içeri girdi. İçeriye çevrilen orta. En arkada oyuna yeni dahil olan Berk Varol, Mehmet. Tek paslar. Erol Can. Atak devam ediyor. Baskısını iyice kurdu bu dakikalarda. Kınık Belediyespor yetişemedi Mehmet topa. Son olarak bir offside bayrağı havada. Bu pozisyonda Mehmet için. 54. dakika, 3-0'lık İzmir Spor üstünlüğü var. Kınıkşehir Stadyumunda İzmir Süper Amatör Playoff A grubu 5. maçı sevgili izleyenler. İlk yarıda bulduğu 3 golle maçı önde götürüyor İzmir Spor. Ferdi, Kaan ve Kubilay'ın kaydettiği gollerle son markasına doğru Cüneyt kafayla kalecisine. Emircan hemen oynadı. Berkecan topla birlikte ilerledi. Son markasına doğru bir pas. Orhan hareketlendi. Orhan ilk kontrol. Havalandırdı topu. Ferhat karşıladı kafayla. O noktada Mert Fahri çizgide. Tobi kontrol etti topu. Kazandırdı takımına. Kınık Belediyespor ata. Ahmet savunma arkasına düşündü. Hareketlenmedi Doruk. Hızlı bir toptu. Kaleci Uğur'a kadar geldi top. Yalçın. Topla birlikte ilerledi Yalçın. Savunma arkasını saktı Kaan. Yalçın rakibiyle ikili mücadelesi kurtardı Erolcan'dan. Yalçın kaybetmedi topu. Berk dokundu. Atak devam ediyor. Savunma arkasına doğru şimdi bir top. Emircan çıktı. Top hızlı. Onun kontrolünde top. Dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Dakika 55. Kısa oynadı Cüneyt Abdi. Tobi. Ahmet Hakan. Baskı var. Kubilay'dan ileriye doğru Ahmet Hakan. Bir boşluk. Savunma arkasında sol tarafta kontrol etti topu Ahmet Furkan. Alpan karşısındaydı. Geriye döndü Erol Can. Orta alanda Tobi. Tek pas. İleriye doğru Cüneyt. İyi top gönderdi. Doruk tek pas. Mehmet hareketlendi. Mehmet kontrol etti. Kurtardı rakibinden geriye döndü. İyi bir pas değil Mehmet'ten. Mehmet Şirin Özkul iyi bir pas gönderemedi takım arkadaşına. Taş atışı İzmir Spor'un. Zahit'ten ileriye doğru sırtı dönük Kaan o noktada yerde kaldı. Oyun devam etti. Cüneyt takımına kazandırdı. Tobi pasını verdi. Tek pas solda ters kanatta. Doruk topuk pası içeriye girdi. Bir şut kalecide kaldı Uğur. Şutu vuran Ahmet Furkan Tozlu. Farkı ikiye indirme çabası Kınık Belediyespor'da. Üst üste ataklar. Uğur Engür şimdi ileriye doğru hareketlendi. Sefer çizgide kontrol etti. Aldı rakibini karşısına. Berk Varol var orada. Sefer oyunda tutamadı topu. Taç. Berk taç atışını kullanacak isim. İşte az önceki pozisyon. Dorun topuk pası. Ahmet Furkan Tozlu kaleciyle karşı karşıya ama pozisyonda Uğur Engür başarılı. Gol şansı vermedi rakibine. Ahmet Furkan'dan savunma arkasına doğru hızlı Mehmet araya girdi. Mert Fahri Yılmaz uzaklaştırdı. Hemen kullanıldı taç atışı. Orta alanda Erol Can. Tek pas Berke Can. Yerden savunma arkasına Ferhat uzaklaştırdı. Dönen top Tobi. İlk kontrolü iyi değil. Geriye döndü şimdi kalecisi Emircan. Ceza sahası dışında o da Emircan. Kaan baskıya gelmişti. İleriye doğru uzun oynadı. Alpan vurdu kafayı. Uzaklaştırdı. Tobi ikinci hamle. Zor da olsa kontrol etti topu Tobi. Şimdi Berkecan son markasına doğru hareketlendi. O noktada Alpan girdi araya. Kalecisine kazandırdı. Doruk topla buluşamadı. Kınık Belediyespor'da
İlk yarıda sağ tarafta mücadele etmişti Doruk Bulut. İkinci yarıda sol tarafta görüyoruz kendisine Erol Can'ın baskısı vardı. Kubilay, Alpan, tek paslar. Sefer'den pas hatası geldi. Alpan kazandırdı takımına, Erol Can'dan önce dokundu. İleriye doğru uzun. Ahmet Hakan kafayla karşıladı. Mehmet sağ tarafta topla buluşan isim. Fırat'ın baskısı var. Mehmet Fırat mücadelesi, son olarak top Mehmet'ten dışarı çıktı. Taç atışı İzmir Spor. İlk yarıya oranla ikinci yarı çok daha iyi bir performans ortaya koydu şu dakikaya kadar Kınık Belediyespor. İlk yarıda hata yok diyebiliriz ev sahibi için, ama ikinci yarıda tam tersi durum var mücadelede. Cüneyt vurdu kafayı, havalandı top, Erol Can yerde. Faul işareti geldi maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel'den. Cüneyt Abdi yerden kısa oynadı hemen Ahmet Furkan. Sırtı dönük o noktada Doruk. Kurtardı rakibinden Doruk. İkinci hamle yerde kaldı. Alpan müdahale yapan isim, maçın hakemi bir kez daha durdurdu oyunu. Faul düdüğünü çaldı bu pozisyonda dakika 60. Mücadelenin 3'te 2'lik bölümünü geride bıraktık. 3-0'lık İzmir Spor üstünlüğü var. İlk yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 önde getiriyor deplasman ekibi İzmir Spor. Etkili yerden serbest vuruş şansı Erol Can. Arkaya doğru açtı topu, karşıladı savunma. Seken top ceza sahası dışı. İyi kontrol gelmedi o pozisyonda. Muhammed'in kontrolüyle top dışarıda. Hemen kullandı. O noktada sert bir müdahale yerde kaldı. Kınık Belediyespor'da sarı kartla çıktı bu arada. Maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel'den. İşte bu az önceki pozisyon. Alpan'ın müdahalesiyle yerde kalmıştı Erol Can. Şimdi sağ taraftan etkili noktadan bir serbest vuruş şansı daha. Kınık Belediyespor için ev sahibi ekip yükleniyor. Farkı ikiye düşürme çabası. İki kişilik, tek kişilik bir İzmir Spor barajı hakem ayarladı. Kullan dedi. Kullanıldı. İçeri doğru savunma kafayla karşıladı Ferdi. Seken top. En geride Muhammed. O da bıraktı kalecisi Emircan. Sektirdi topu. Riskli hareketler uzaklaştırdı. Bir top kaybı geldi. Ferdi göğüs kontrol. İkinci hamlesi Erol Can girdi araya. Kaan tek top. Şimdi hareketlendi. Savunma arkasına. Ofsayt bayrağı havada değil. Çıkmadan yetişti ama. Diyeceğim direkt olarak dışarıya çıktı top. Hakem, yardımcı hakem uyardı. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Sevgili izleyenler hemen kullanıldı. Ahmet Hakan'dan tek top. Ahmet Furkan sağ tarafa doğru oynadı. Muhammed o noktada. Mert Vahri topu stadın dışına attı. Maçın hakemi de ek bir top istedi. Yerde kalan bir futbolcu var. Az önce topu dışarı gönderen Mert Fahri Yılmaz yerde kalan futbolcu sevgili izleyenler. O da ilk yarıdaki penaltı pozisyonundaki baş aktörlerden biriydi. Çok güzel hareketlerle ceza sahası içine girmiş, takımına penaltıyı kazandırmıştı. Ferdi de o penaltı atışını gole çevirmişti. Skorda 1-0'a gelmişti bu mücadelede. Kınık Belediyespor playoff fikstüründe A grubunda bir sonraki maçında Bayındır'la evinde karşılaşacak. Daha sonra Gazi Emir deplasmanına gidecek takım. Ayrancılarla evinde oynadıktan sonra son maç olarak bu maçın rövanşı İzmir'de oynanacak. Bu arada bir oyuncu değişikliği işareti geldi kenara. Yerde kalan isim o noktada Mert'ti.
Evet, Fahri Yılmaz oyuna devam edemeyecek. Oyuncu değişikliği gelecek. Dakika 63'te İzmirspor'dan. Taç atışıyla oyun hareketlendi. Berkecan içeriye baktı. Açtı ortasını. Ferdi'ye çarptı top. Taç atışı Kınık Belediyespor'un. Hemen kullanıldı. Geriye döndü Muhammed. Cüneyt Abdi. O da uzun oynadı ileriye doğru. Orhan yükseldi. Kafayı vurdu Zahit. Takımına kazandırdı. Atak şansı. Araya girdi Tobi. Tek pas Erolcan. Kısa paslar tekrar Erolcan. Topla buluştu. İyi kurtardı rakibinden. Ceza sahasına girmek üzere. Tek paslar Doruk. Tekrar Erolcan. Bindiren Berk Varol var. Açtı ortasını şimdi. İçeriye doğru Ferdi karşıladı. Seken top. Gol şansı. Bir şut. Kaleci'de kaldı. Etkili bir şut gelmedi. Kınık Belediyespor'da kaleci başarılı bu pozisyonda Uğur Engür. Topu kontrol etti. Başlattı oyunu şimdi sağa doğru. Kayarak müdahale Erolcan'dan. İki oyuncu değişikliği birden gelecek İzmirspor'da 11 numaralı. İşte az önceki pozisyon. İçeriye çevirdi Erolcan. Ferdi kafayla dokundu. Bırakılan topta Ahmet Furkan. Savunmadan da sekmiş. İki oyuncu değişikliği birden gelecek. 11 numaralı formasıyla Cenk Kaçın ve 16 numaralı formasıyla Hüseyin Adıgüzel. Az önce sakatlanan Mert Fahri yerine 11 numaralı formasıyla Cenk Kaçın'a bıraktı sevgili izleyenler. Ve deneyim isim penaltı golünü ilk yarıda atan isim Ferdi çıktı oyundan. Hüseyin Adıgüzel oyuna girdi. 16 numaralı formasıyla. Dakika 65'te iki oyuncu değişikliği birden geldi deplasman ekibinde. Maçın hakemi hava atışıyla oyun başlayacak dedi, bıraktı şimdi topu Kınık Belediyespor'lu futbolculara. Cüneyt. Tek pas savunma arkasına doğru biraz hızlı. Taç atışı İzmirspor'un. Kili mücadele, kaptı topu Sefer. Orta alanda Yalçın tek başına. Bıraktığı oyuna yeni dahil olan Cenk. Tek top Yalçın orta alanda. Zahit tekrar Yalçın Eroğlu. Ferhat Yaşar. Baskı var Orhan'dan. Tek paslar sağ tarafta Alpan yetişebilecek mi? Çıktı top. Taç. Berk hemen kullandı. Taç atışını Doruk Bulut. O noktada Hüseyin karşıladı onu. Doruk Hüseyin mücadelesi. Doruk kaybetmedi. İkinci rakibi dokundu topa Yalçın Taç. Berk kullanacak taç atışını Kınık Belediyespor'da. Dakika 67. 3-0'lık İzmirspor üstünlüğü var mücadelede. Playoff A grubu 5. maç. Sevgili izleyenler yerde kaldı Berk. Hemen kullanılmak istedi ama hakem yeniden kullanılmasını istedi. Bu duran topun çizgiden serbest vuruşu kullanacak. Ahmet Furkan'la Kınık Belediyespor işaret geldi. İçeriye doğru gönderdi topu. Savunma kafayla karşıladı Ferhat. Seken top uzaklaştırdı Yalçın. Savunmada en geride Erolcan. Kalecisi Emircan. İkinci hamlesi yine baskı vardı. Kaybetti topu. Çok adamla geldi. Bu dakikada savunma arkasına sarkan Hüseyin var ama hızlı top. Kaleci Emircan. Erolcan. Bu dakikalarda savunmada da görüyoruz kendisini. Savunmaya da katkı veriyor Erolcan.
maçın Kınık Belediyespor için önemli ve iyi performans ortaya koyan isimlerinden. Hüseyin. Kaan bıraktı pasını. Ferhat Yaşar. Yalçın Eroğlu. Tek top, baskı vardı. Sol tarafa açmak istedi ama Zahit'ten pas hatası geldi. Taç. Kınık Belediyespor'un bir oyuncu değişikliği var. Kınık Belediyespor'da 5 numaralı formasıyla Ahmet Furkan Tozlu oyundan çıkan isim ve 97 numaralı formasıyla Mehmetcan Uysal oyuna giren isim. Kınık Belediyespor'da 3. oyuncu değişikliği sevgili izleyenler. Daha önce Mehmet Şerin ve kaleci Emircan oyuna girmişti bu mücadelede. Taç atışı hemen kullanıldı. Sekti top, uzaklaştırdı. Cenk kafayla yükseldi, rakibine faul yaptı. Kaan Muhammed'e yaptığı hareket faul. Hakemi Muhammed Seyda Demirel durdurdu oyunu. Serbest vuruş Kınık Belediyespor için. Dakika 70. 3-0'lık İzmirspor üstünlüğü var. İlk yarıda bulduğu gollerle deplasman ekibi mücadeledeki üstünlüğünü korudu. Cüneyt orta alanda. İyi kurtardı orada Berkecan. Son markasına saktı. Berk Varol. Şimdi topu buluştu Erolcan. Berk. Rakibiyle ikili mücadelesi. Sefer'in yaptığı hamle faul. Hemen kullandı Berkecan. Tobi orta alanda. Bıraktı Berkecan. Ondan Cüneyt Abdi. Takım kaptanı. O da savunmadan artık katkı veriyor takımına. Doruk o noktada kafayı vurdu savunma. Berkecan kazandırdı takımına. Atak şansı şimdi. Ters kanatta topla buluştu Doruk. Alpan'a çarpan top. İkinci hamle Ferhat Yaşar o noktada. Ferhat ikili mücadele uzaklaştırdı topu taç. Ara ara baskısını artırıyor ev sahibi ekip. Berkecan ceza sahası içine girdi, pasını bıraktı Orhan, kaleyi şutu savunmadan sekti Ferhat'tan. Şimdi iyi kurtardı o noktada Kubilay, oldukça hızlı ama çıkmadan yetişemedi topa taç. İlk yarıda da sık sık savunma arkasına sarkmıştı Kubilay Baktır. Ve gollerdeki başrollerden birisiydi İzmirspor için. Tobi kısa bir pas. Ahmet Hakan o noktada açtı oyunun yönünü sola doğru. Berk seferden kurtardı. Berk savunma arkasına doğru bir top. Orhan'dan önce Ferhat araya girdi. Alpan. Tek toplar Hüseyin'den. Kaan o noktada Cüneyt kafayla uzaklaştırdı. Orta alanda Tobi'nin müdahalesi faul. Yalçın yerde kalan isim İzmirspor'da. Tobi'nin yaptığı müdahaleyle. Hemen kullanıldı. Fırat'tan tek top Sefer. Sağ tarafta Sefer acele etmedi. Tek pas şimdi savunma arkasına doğru Hüseyin saktı. Yerden gönderdi. Rakibine çarptı. Kornere de çıktı top. Takımına köşe vuruşu şansı kazandırdı Hüseyin Adıgüzel. Dakika 72. Topun başına Sefer geldi. O kullanacak bu köşe vuruşunu. Sevgili izleyenler. Hakim işaretini verdi. Sefer açtı ortasını. Bir kafa vuruşu Ferhat'tan direkt olarak dışarı gitti top. Hakem köşe vuruşu noktasını gösterdi. Bu pozisyon sonrası bu sefer ters köşeden korner kullanacak deplasman ekibi Kubilay'la. Kubilay Baktır köşe vuruşunu kullanacak. Hakem işaretini verdi. Kubilay açtı ortasını, ön direk karşıladı Berk. Seken top Fırat o noktada. Kubilay'ı bıraktı. Kubilay tek top içeriye doğru açtı ortasını. Sefer o noktada. Hüseyin de vardı, anlaşamadılar. Bir köşe vuruşu daha İzmirspor için.
Üçüncü köşe vuruşu üst üste deplasman ekibinde. Sefer geldi. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak şimdi İzmir Spor'da. Ön direk tekrar karşıladı savunma. Berk o noktada. Berk Varol sekti top kafayla. Doruk Sefer mücadelesi kazandırdı Doruk takımına. Doruk 2-7 numara karşı karşıya kayarak müdahale. Taç atışı Kınık Belediyespor'un. Kafayla uzaklaştırdı. O noktada Alpan. Berk kullanacak. Hemen kullandı. Sırtı dönük Berkecan. Bu dakikalarda orta sahada oynuyor Berkecan. Kınık Belediyespor'da Doruk Alpan araya girdi. Taç. Aynı çizgiden 3. taç atışı sevgili izleyenler. Berk tek toplar. Doruk yerde kaldı. Sefer Ahmet Hakan'ın müdahalesiyle yerde ve Ahmet Hakan sarı kart gördü bu pozisyon sonrası. Dakika 75. bin numaralı formasıyla Ahmet Hakan sarı kartı gören isim, pozisyon yerde kalan isim 7 numaralı formasıyla ekranlardaki Sefer İzmir Spor'da. İşte pozisyonun tekrarı. Burada Doruk yerde kalmıştı. Hakem devam ettirdi. Fırat'ın pası Ahmet Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sefer sarı kartını da gösterdi bu pozisyonda. Maçın hakemi Muhammed Seyda Demirel. Alpan kafayla karşıladı. Alpan şimdi savunma arkasına doğru bir boşluk. O noktada Sefer ceza sahası içinde Kaan var. Ona doğru kaleci Emircan çıktı. İki hamlede kontrol etti topu. İzmir Spor'da iki oyuncu değişikliği daha olacak sevgili izleyenler. Az sonra bu değişiklik gerçekleşecek. Alpan'dan kurtardı Doruk. Ortalandı, hızla taşıdı topu. Tek pas. Berkecan topla birlikte ilerledi. Kaleye baktı. Berkecan içeriye doğru açtı ortasını. Ferhat karşıladı. Gelişine estetik bir vuruş denemesi Doruk'tan. Vuramadı o topa Doruk. Yalçın tek paslar. Baskı vardı. Ferhat çizgiyi açtı oyunu şimdi. Cenk. Zahit. İleriye doğru uzun oynadı. Kaan kafayla arkaya aşırdı. Kubilay o noktada baskıya geldi. Berk Varol henüz oynamadı topla. Muhammed o noktada baskı vardı Kubilay'dan. Geriye döndü Emircan. Önde baskıyla karşılıyor rakibini İzmir Spor. Cüneyt Abdi. Muhammed topla buluşan isim. İleride başlamıştı Muhammed. Berkecan'ın ileri çıkmasıyla birlikte sağ beke geçti. İki oyuncu değişikliği İzmir Spor'da. 77 numaralı formasıyla Remzi Karadeniz oyuna girecek isim ve 9 numaralı formasıyla Sercan Karagöl oyuna giriyor. Oyundan çıkan isim Sefer Sever. Ve Yalçın Eroğlu yerini Sercan Karagöl'e bıraktı. Sevgili izleyenler, dakika 77'de iki oyuncu değişikliği birden geldi İzmir Spor'da. Hemen kullanıldı. Sercan topla buluştu. Topla ilk buluşması Kubilay'a bıraktı. Kubilay direkt olarak kaleyi düşündü. Az farkla üstten dışarıya çıktı top. Doruk. İki rakibi arasında Doruk kaybetmedi topu. Şimdi kazandırdı takımına Kubilay. Etkili atak şansı. Kubilay tek pas. Kaan. Tekrar Kubilay'ı düşündü. Cüneyt araya girdi. Kazandırdı takımına. Atağı çıkartmak istiyor. Kınık Belediyespor'u yerde kalan o noktada Cenk iyi kurtardı rakibinden Muhammed.
Pasını verdi Orhan, sırtı dönük aldı topu. Orhan rakiplerinin baskısını gördü, Muhammed'e kadar döndü. Tek top, tekrar Orhan. Orta alanda Erolcan. Topla buluştu solda, Doruk top istedi. Şimdi topla buluştu Doruk. Ceza sahası içi Alpan. O noktada Doruk kurtardı rakiplerinden. Aldı cezaya dışı, kaleyi düşünebilir. Önü oldukça kalabalık. Araya girdi, kazandırdı takımına. Hüseyin adı güzel. Oyuna yeni dahil olan şimdi Remzi. Topla birlikte ilerledi Remzi. Sağ tarafta Kubilay'ın baskısı vardı. Muhammed'den iyi kurtardı. Muhammed kayarak müdahale etti. Remzi'den kazandırdı takımına. Alkış da aldı seyircisinden bu hareketiyle Muhammed. Kaan tek top. Kubilay o noktada hareketlenmedi topa. Tobi girdi araya. Kalecisi Emircan'a kadar oynadı. Cüneyt Abdi. Cüneyt henüz oynamadı. Şimdi sağa doğru Muhammed o noktada. Berkecan topla buluştu. Fırat karşıladı onu. Ahmet Hakan sırtı dönük. O noktada Doruk. Solunda Erolcan. Şimdi onunla oynadı. Savunmadan Berk de bindirdi. Erolcan tekrar hareketlendi Doruk. Berk yerde. Faul düdüğü geldi maçın hakeminden. Dakika 80. 3-0'lık İzmirspor üstünlüğü var mücadelede. Deplasman ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle bu mücadelede 3-0 önde. Hemen kullanıldı, kısa kullanıldı. Ceza sahası içi Doruk. Aldı rakibini karşısına Doruk. Paslar tek pas. Berke doğru değil Orhan'dan. Kritik bir top kaybı. Bu pozisyonda değerlendiremedi Orhan. Kınık bir sonraki maç. Kınık Belediyespor bir sonraki maç. Playoff A grubu 6. maçında Bayındır'la evinde karşılaşacak. İzmir Spor'sa Gaziemir deplasmanına gidecek sevgili izleyenler. Bu gruptan birinci olarak çıkanın direkt olarak bölgesel amatör lige yükseleceğinin altını çizelim. Kritik bir mücadele. Şimdi Kaan. Kalabalık geldi. O noktada İzmir Spor Kubilay rakibinden kurtardı. Tek pas düşündü. Sekti top Remzi. Son markasına doğru sekti. Bir şut dışarıya. İzmir Spor 4. gole yaklaştı. Az önceki pozisyonda pas hatası geldi. Topuk pası çok güzel. Kaan o noktada şutu kaleci. 2. pozisyon. Atak devam edecek. Sağa doğru açıldı top. Kubilay yerden oynadı. Tobi dokunamadı. Fırat ceza sahası içine girdi. Fırat çık hareketler. Bir şut kaleci Emircan aynı güzellikte kurtardı. Korner. İzmir Spor için genç file bekçisi iki pozisyonda daha başarılıydı. Sevgili izleyenler, oyuncu değişikliği olacak. ...23 numaralı formasıyla Kınık Belediyespor'da Buğra Çetin oyununa girecek isim. Berk Varol oyundan çıktı 35 numaralı formasıyla. İşte az önceki pozisyonda kaleci iyi kurtarmıştı bu pozisyonu. Ceza sahasına doğru şimdi orta açıldı. Kafa indirdi. O noktada bir şut kaleci ve gol. Skor 4-0. Savunmadan Zahit Kaya vurdu. Skoru 4-0'a getirdi sevgili izleyenler. Yerden düzgün gönderdi ve oyuncu değişikliği var. Üst üste oyuncu değişiklikleri iki takımda da 49 numaralı formasıyla İzmir Spor'da. Kaan Tahir Çakar oyundan çıkan isim 25 numaralı formasıyla Hasan Türk oyuna girdi sevgili izleyenler İzmir Spor'da. Az önce farkı 4'e çıkardı.
deplasman ekibi savunmadan korner sonrası Zahit Kaya atmıştı golü. Skoru 4'e getirdi dakika 82'de. Orada Sercan topu taşımıştı. Müdahale geldi Doruk. Alpan'la ikili mücadelesi Doruk. Hakem avantaja bıraktı bu pozisyonda. Savunma arkasına doğru hareketlendirdi. O noktada Muhammed koştu. Zahit karşıladı. Remzi. Ayak dışı pas düşündü. Kubilay hareketlenmişti o pozisyon ama offside pozisyonda olduğu için hareketlenmedi. Kubilay. İşte az önceki gol pozisyonu tekrar ekranlara geldi sevgili izleyenler. Ahmet bıraktı Erolcan. Ortalanda Berkecan. Savunmadan Cüneyt de çıktı. Sağa bıraktı Muhammed. O noktada açtı ortasını Muhammed. Kaleci Uğur Engür kontrol etti. Takımına kazandırdı Uğur Engür. İşte az önceki gol pozisyonu Zahit yerden köşeye vurdu. Kaleci Emircan'ı mağlup etti ve skoru 4'e getirdi sevgili izleyenler. Bu mücadelede liderlik adına ve grupta yükselmek adına önemli bir 3 puana yakın deplasman ekibi İzmirspor 4-0 önde mücadelede dakika 85. Üst üste top kayıpları geldi. Savunma arkasına doğru. Doğru. Kaleci karşı karşıya şut. Direkt. İnanılmaz bir pozisyon. Doruk değerlendiremedi. Boş kalede. Direği vurdu Doruk. Bu arada penaltı beklentisi de var maçın. Hakemine takım kaptanı sarı kart gördü. Dakika 86 Cüneyt Abdi sarı kart gören isim. İşte az önceki pozisyon savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya Doruk. Boş kalede direği vurdu. Farkı 3'e düşürme şansı Kınık Belediyespor için Doruk bu pozisyonu değerlendiremedi sevgili izleyenler. Kale vuruşuyla oyun yeniden hareketlenecek. Artık mücadelede son 4 dakikalık dilime giriyoruz. Dakika 86. 4-0'lık İzmirspor üstünlüğü var mücadelede. Üst üste top kayıpları geldi. Şimdi İzmirspor etkili çıkıyor. Tek pas. Remzi savunmanın arkasına sarktı. İçeriden yerden topuk pası. Çok güzel pas ve gol. 5-0. Kubilay'dan resital. Topu ağlara gönderdi. Hüseyin farkı 5'e çıkardı ama Kubilay'ın topuk pasına değinmek gerek sevgili izleyenler. Golü kaydeden isim 16 numaralı formasıyla Hüseyin adı güzel. Skoru 5'e getirdi. İlk yarının sonunda 2 gol yemişti. İşte Kubilay'ın harika pası. Orta alanda şutu vurdu. Kaleci mağlup etti ve skoru 5'e getirdi. Hüseyin adı güzel. Cüneyt Abdi. Sol oynadı. Ahmet Hakan o noktada. Erolcan. Erol tekrar topla buluştu. Cüneyt Abdi. Şimdi oyunun yönünü sola doğru değiştirdi.
Ahmet Hakan savunmadan çıktı. Topuk bası. Doruk Alpan'la ikili mücadelesi. Doruk ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı noktasını gösterdi hakem. Pozisyon içeride değil dışarıda. Bu arada düzeltiyorum. Çizgi tam net şekilde görünemiyor. Tam çizgiye yakın noktadan. Serbest vuruş kullanacak Kınık Belediyespor. Dakika 89. İki kişilik bir baraj oldukça etkili bir nokta. Direkt olarak kaleyi düşündü dışarıya. Artık mücadelenin son anları, 90. dakikanın içindeyiz. Az sonra uzatmalar gösterilecek sevgili izleyenler. 5-0'lık İzmir Spor üstünlüğü var bu mücadelede. İlk yarıda bulduğu 3 gol ve ikinci yarıda bulduğu 2 golle farkı 5'e çıkardı. Deplasman ekibi İzmir Spor net bir galibiyete yakın. Ve böylelikle playoff A grubundaki puanını 7'ye çıkartacak. Deplasman ekibi bir sonraki maçında Gaziemir deplasmanına konuk olacak. Kınık Belediyespor'sa Bayındır'la karşılaşacak. Oyun oldukça durmuş durumda. Artık iki takım futbolcuları da maçın son düdüğünün çalmasını bekliyor adeta. Tempo kayboldu. Hasan Türk, Muhammed Seyda Demirel'den. Artık iki takım futbolcuları maçın bitmesini bekliyor. 90. dakika. Bakalım uzatma verecek mi? Sercan. Tek top Hasan. Ve maçın hakemi son düdüğünü çaldı. İzmir Spor'dan net bir galibiyet. Puanını 7'ye çıkarttı. İlk yarıda bulduğu 3 golle soyunma odasına 3-0 önde girmişti İzmir Spor ve ikinci yarıda bulduğu 2 golle 5-0 gibi net bir skorla maçı kazandı. Gruptaki ikinci galibiyetini aldı İzmir Spor. Puanı da 7'ye çıkarttı. Bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle Amatör Lig Haber YouTube kanalında. Yavaş, yavaş.